Evet, selam arkadaşlar. Bugün üçüncü gün, artık Atanç gününün son günü. Akşam yemeğimizi yedik normal standart olarak. Zaten standart olarak yediğimiz tek şey tavuk. Yani göğüs eti yiyoruz sadece. O da zaten herhangi bir şey yok yani, öyle yağydı işte şeydi falan. O şekilde bir yemek yiyoruz. Artık modumuz çok düştü. Bugün üçüncü gün Atanç günü. İyice bayılacağız yani, o derece oldu. Bugün kendimize ödül verelim dedik. Evet, kendimizi ödüllendirmek için tatlı yaptık. Ama yaptığımız tatlı bile diyet arkadaşlar. Yani diyet tatlı yaptık. Sadece mısır nişastası, light süt, tatlandırıcı ve kakao üzerinden yapıldı sadece. Bizim verilen tarife göre sadece 3 tane çıktı. Yani 3 kase çıktı. Buna göre buna da şükür diyoruz. Yani sonunda bir şey yiyeceğiz yani. Tatlı yiyebileceğiz yani, şu an çok mutluyuz yani, öyle söyleyeyim. Üçüncü günün sonunda bayılacağız artık, yiyecek hiçbir şey kalmadı. Sadece tavuk ve bu değişik değişik şeylerle besleniyoruz yani, böyle ekmek yapıyoruz falan filan. Yani bayılacağız yani artık. Onun dışında kendimize gene yulaf kepeğinden standart olarak yemeye alıştığımız şeylerden böyle kendimize ekmek falan yaptık. Araştırıyoruz, bakıyoruz. Baktıkça değişik değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kendimizi diyete, yani bu olaya böyle kendimizi hazırlıyoruz. Yani değişik değişik şeyler yaparak sıkılmamaya çalışıyoruz. Sıkılmama çalışmaları da işte böyle araştıraraktan, internet üzerinden bakaraktan, tarifleri yaparaktan, işte malzemeler söyleyerekten kendimizi teşvik etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Bugünlük yemeğimiz bu kadar. Sabah kahvaltımız. Mistik çay. Ve bir yumurta ve yulaf kepeği ezmesinden yaptığımız ekmek. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bugün artık Atak döneminin son günü. O yüzden yarın artık sebze yiyebileceğiz. Sebze için yarın da sebzeli yemek tarzı bir şey yapacağız. Artık yani müddet bir gün, bir gün, bir gün, bir gün böyle sebze, et, sebze, et tarzı şeyler yiyeceğiz. Seyir dönemine geçiyoruz yani. Bakalım ilerleyen süreçlerde ne olacak? Kaç kilo vereceğiz? Bir hafta içerisinde atak dönemi çok önemliymiş. O yüzden işte bir hafta içerisinde ne kadar kilo vereceğimizi falan paylaşacağım arkadaşlar. Ona göre takip edersiniz. İyi akşamlar.